Evet, esenlikler diliyoruz Kök Bilik izleyenleri. Bu akşam bir yayınımızda daha karşınızdayız. Bu akşam Asya'dan Anadolu'ya Türkçenin bin yılını konuşacağız. Konuğumuz Türklük bilimci Profesör Doktor Ali Akar. Bu akşam konuşacağımız konu Anadolu'daki Türkçenin, Asya'dan Anadolu'ya taşınan Türkçenin bin yılını kapsayan süreç. Türkçe hangi evrelerden geçti? Hangi süreci geçirerek bugünlere geldi ve Anadolu'daki Türkçeyi oluşturdu? Tabii ki eski Türkçe döneminden başlayıp Anadolu Türkçesine ve bugünkü Türkiye Türkçesine taşınan süreç siyasi, dini, toplumsal birçok olay içerisinden geçerek evrelerden günümüze kadar ulaştı. Şimdi Sayın Ali Akar hocama sözü devrediyorum bir giriş yapması için. Buyurun hocam. Evet. Teşekkür ediyorum Berkant Bey. Geçen yıl biliyorsunuz Türkçe yılıydı. Dilimiz kimliğimizdir sloganıyla Türk dilinin Anadolu'da 740. resmi dil olmasının 740. yılı münasebetiyle bir dizi etkinlikler yapıldı. Biz de çeşitli konuşmalarda, toplantılarda dilimiz kimliğimizdir sloganının arka planını doldurmaya ve tarihi bir çerçeve çizmeye çalıştık. Bugün de sizinle bu video konferansta Türkçenin, özellikle Oğuz Türkçesinin son bin yılını konuşacağız. Tabii Türk dilinin tarihi çok derinlere dayanıyor. Derinlikli bir dil. Milattan önce 3000'lerden, 4000'lerden kalan metinleri olan bir dil. Ama biz bugünkü konuşmamızda özellikle Anadolu'ya gelen, Anadolu'da oluşan Türk dilinin Asya'dan Anadolu'ya nasıl taşındığını, hangi evrelerden geçtiğini ve Anadolu'da nasıl yazı dili haline geldiği meselesini tarihi, kültürel, dilsel perspektifler ışığında inceleyip ele alıp konuşacağız. Konuşmamızın içeriği bu doğrultuda olacaktır. Evet, ben de kısaca daha önceden duyurduğumuz başlıklardan söz etmek istiyorum. Bu akşam Türkçe hangi coğrafyada mayalandı? Maveraünnehir'den Anadolu'ya geçişte neler oldu? Türkçenin Anadolu'daki hazırlayıcıları kimlerdir? Anadolu'da Türkçenin oluşumunda Moğollar nasıl bir etkide bulunmuşlardır? Yazı Evet. dili ve ilişkileri, beylerin Anadolu yazı dilinin oluşmasındaki rolleri, Bilge Kağan'dan Yunus Emre'den Atatürk'e Türkçe bilincinden söz edeceğiz. Hocam, öncelikle şöyle bir giriş yapmayı önemsiyorum. Şu, eski Türkçenin en eski dönemi, daha çok onun yazılarından ele aldığımız dönemde. Bugünkü Türkçe arasında eski Türkçenin, pardon, eski Anadolu Türkçesinin, yani Anadolu'da ilk başlayan Türkçe döneminin ikisi arasında nasıl bir rolü var hocam? Evet, şöyle çerçevelendirebiliriz. Bu Orhun Türkçesi dediğimiz Türkçenin ilk yazılı belgeleri. Türkçe iki koldan geliyor. Biri Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi dediğimiz yazı dili çerçevesinde oluşan ve Orta Türkçe dönemi lehçelerini oluşturan yazılı bir kol var, damar var. Bizim bugün sizinle konuşacağımız konu ise Oğuz Türkçesi. Önce biraz Oğuzlardan bahsedelim isterseniz. Oğuzlar Göktürklerin hakimiyeti altında bulunan ve yazıtlarda bildirildiğine göre Göktürk Devleti'nin kuzeyinde yaşayan bir Türk topluluğu idi. Sürekli Göktürklerle mücadeleler olmuş, barış zamanları olmuş, savaş zamanları olmuş. Göktürk yazıtlarında Oğuzların kalabalık ve güçlü bir Türk boyu olduğundan söz ediliyor. Göktürk İmparatorluğu yıkıldıktan sonra o bölgede biliyoruz 744 yılında Uygurlar hakimiyeti ele geçirdi. Uygurlar da 840 yılında Kırgızlar o coğrafyadan uzaklaştırdılar. 940'larda ise ondan yaklaşık 100 sene sonra ise Moğollar
Kırgızların hakimiyetine son verdiler Moğolistan'da. Kırgızların hakimiyeti bitince Oğuz toplulukları da bugünkü Türkmenistan'la Kazakistan'ın batısındaki bölgeye geldiler. Dolayısıyla bizim biraz önce sizin sorunuzda belirttiğiniz Türkçenin kök Türkçe ile Anadolu'daki Türkçe arasındaki fark burada yatıyor. Oğuzlar 950'lerde bugünkü Kazakistan'a ve Türkmenistan bölgesine geliyorlar. Fakat Oğuzların bu dönemde yazılı bir dilleri yok. Çok altını çizmemiz gereken bu. Köktürk, Uygur, Karahanlı geleneği bir yazılı gelenek olarak geliyor. Ama Oğuz toplulukları kendilerine has bir lehçeleri, şiveleri var ama Köktürkler gibi, Uygurlar gibi, o boyların olduğu gibi bir yazılı dilleri yok. İşte Oğuzca'nın Anadolu'daki ilk yazılı dili bizim Türkiye Türkçesidir. Ve tarihteki ilk yazılı dil olan Oğuzca da Anadolu Türkçesidir. 13. yüzyılda oluşmuş. Ondan önce Oğuzlar konuşma diliyle konuşuyorlar. Dolayısıyla bu süreçte biz bugünkü konuşmamızda işte bu 940'lardan sonra Oğuzların Moğolistan'dan Kazakistan'a ve Türkmenistan bölgelerine sürülmelerinden sonraki süreçleri biz konuşacağız. İşte orada da 1040 yılında Dandana Kan Savaşı'nda Gaznelileri Oğuzlar yeniyor ve ondan sonra Oğuzlar siyasi bir güç olarak, kültürel bir güç olarak ve bölgelerde hakimiyet kuran askeri bir güç olarak ortaya çıkıyorlar. Askeri güç oluyorlar çünkü İran'da, bugünkü Irak'ta, daha sonra Anadolu bölgesine büyük kitleler halinde gelmeye başlıyorlar. İşte bu 1000 yıllık bir süreç, 1040'dan başlayan bir süreç Oğuzların ve Oğuzca'nın 1000 yılı oluyor. Oğuzlar elbette bundan önce de yaşıyorlar, varlar, büyük bir kavimler ama yazılı bir dil, yazılı bir kültür yok. Konuşma dili, sözlü bir gelenek, sözlü kültüre dayanan bir dilleri var. Onu konuşacağız Anadolu'daki süreçte. Hocam bugünkü Türkçeyi, Oğuzcayı ve o eski Anadolu Türkçesini coğrafik olarak işaretlesek, bugünkü bildiğimiz siyasi sınırlar bakımından söylüyorum. Anadolu mu deriz yoksa Güney Azerbaycan diye tarif edebileceğimiz o bugünkü siyasi anlamda İran'ın coğrafyasını mı işaretleyebiliriz? Evet. Her ikisi de olur aslında. Şimdi Oğuzlar, Oğuzların tarihinde 1218 yılı çok önemli bir yıldır. Bu dönemde, bu yılda bugünkü Kazakistan'ın kuzeybatısında bir şehir var, Otrar. O Otrar şehrine Moğollar baskın yapıyor. Harezm devletini, Harezmşahlar devletini oradan ortadan kaldırıyorlar ve bütün Orta Asya'yı işgal ediyorlar. İşte o göçten sonra büyük Oğuz göçleri Anadolu'ya doğru göçmeye başlıyor. Bu göçmeler sırasında tabii ondan bir 100 yıl, 150 yıl önce de Oğuzlar buralara gelmişlerdi. Fakat buralara çok büyük nüfuslar olarak gelmemişti, halk gelmemişti. Askerler ve kolonizatör dervişler gelmişti bu bölgeye. Ve geldikleri bölgeler, şimdi sizin sorunuza geliyorum. Geldikleri bölgeler önce İran. İran'a geldi. İran 1040'tan itibaren bir Oğuz ülkesi oldu. Oğuzlar kalabalık kitleler halinde İran'da, Gazneli Devleti'ni yıktıktan sonra Selçuklu Devleti'ni İran'da kurdular. Daha sonra bugünkü Irak, özellikle Bağdat, Musul ve Şam hattına gelindi. 1028 yılında da, 1028'de de Azerbaycan bölgesi ele geçirildi. Dolayısıyla sırayla önce Irak, İran bölgesi, daha sonra da kuzeye çıkılıyor Azerbaycan. Anadolu topraklarının Oğuzlara açılması 1071'den itibaren oluyor. O tarihten itibaren 1071'de Anadolu toprakları açılıyor ama
Burada büyük nüfus göçleri gelmiyor. Anadolu'nun doğusunda özellikle belli beylikler kuruluyor. Bu beylikler askeri olarak Anadolu'yu kontrol altına alıyorlar. Orada Bizans var, Bizans'ın halkı var, Ermeniler var, yerli başka halklar var. Oraların askeri ve siyasi hakimi Türkler oluyor. Fakat Türkçenin hakimiyeti için Otrar baskınından sonraki göçleri bekleyecektir Anadolu. O da arada bir 200 yıllık bir süreç vardır. Otrar baskınında Moğollar Orta Asya'yı ele geçirince 13. yüzyılın ilk yarısında o bölgeden büyük Oğuz göçleri başlıyor. Tarih kitaplarında öyle de Büyük Oğuz Muhaceratı diye geçer. Büyük Oğuz göçü. Böyle göçünü devesine, eşeğine, katırına yükleyen büyük kitleler, halk kitleleri Moğol ordularının önünden kaçıyorlar. Böylece Anadolu'da büyük bir nüfus yığılması meydana geliyor. Oğuzların bu büyük nüfus yığılmasıyla, lokalizasyonuyla birlikte bu bölgede artık Oğuzların kültürel hakimiyeti başlıyor. Daha önce 1071 sonrasında askeri ve siyasi hakimiyet kurulmuştu. Ama kültürel hakimiyet için nüfus gerekli. Nüfusun gelmesi gerekiyor. Bu nüfusun gelmesi için de Otrar baskınından sonra Moğolların Orta Asya'yı ele geçirmesi süreci beklenecekti. Yani bu dediğiniz soru bu süreçte gerçekleşiyor. İran, Irak, Azerbaycan ve dördüncü sırada da Anadolu bölgesi Oğuzlar tarafından 11. ve 13. yüzyılda yurt haline getiriliyor, yurtlaştırılıyor. Evet, hocam burada şimdi bir coğrafi çizgi çektik ve Oğuzların Anadolu'ya hakim olmalarını sağlayan nüfus bakımından çokluk seviyesine geçebilecek olaylardan ve göçlerden söz ettik. Ancak dil bağlamına biraz daha açmak gerekiyor burada. Şimdi Anadolu'daki Türkçenin hakim dil olarak öne çıkması ve Türkçenin bu noktada gelişmesinde tabii ki hazırlayıcı bazı bir takım roller var ve kişiler var, bir takım olaylar var. Bunlardan hocam bahsedebilir miyiz? Özellikle şu konu dikkat çekici, işte Türkçenin o dönemki tasavvuf hareketleriyle birlikte dinle ilişki kurması. Bunlardan bahsedebilir miyiz hocam? Yani özetle Türkçenin Anadolu'daki hazırlayıcıları kimlerdir? Evet. Teşekkür ederim. Bu belki bu konuşmamızın en önemli bölümü bu. Bu bakımdan biraz Oğuzlar ve dilleri üzerinde konuşmak istiyorum. Şimdi biraz önce söylediğim gibi Oğuzlar binli yıllardan itibaren Türkistan'a geldiklerinde o bölgede meskun iken yazılı bir dilleri yok, sözlü dil. Anadolu'ya geldikleri İran'ı ele geçirdiler. Ondan sonra 1040'ta Dandanakan Savaşı'nda Gaznelilerin hakimiyetine son verdikten sonra Oğuzlar İran'a hakim oluyorlar. İran'da Selçuklu Devleti'ni kurarlar. Fakat hepimizin malumu Selçuklular resmi dil olarak Farsçayı kabul ederler. Yani Selçuklu Devleti'nin resmi dili Farsçadır. Halk kendi arasında, kendi evinde, çarşıda, pazarda, törenlerde Türkçe konuşuyor. Fakat devletin yazışma dili, yazılı bürokrasisi Farsça üzerinden yürüyor. Hazır bir yazılı dil alıyorlar ve bu gelenek Anadolu'ya da taşınıyor. 1071'den sonra Anadolu'da kurulan ilk beyliklerde ve Anadolu Selçuklu Devleti'nde Farsça yazılı bir dil olarak devam ediyor. Fakat burada başka bir süreç yaşanıyor. İşte biraz önce söylediğim 13. yüzyılın ilk yarısında Otrar baskınından sonra büyük Türk nüfusu, büyük Oğuz nüfusu Anadolu'ya gelirken o kitleler, Oğuz kitleleri Anadolu'daki bu dile karşı bir
tepki duymaya başlıyorlar Oğuz toplulukları. Ve Anadolu'nun batısına yerleştiriliyor bunlar 13. yüzyıldan sonra. Batı Anadolu'da biliyorsunuz birçok beylikler kurulmuş. İşte Balıkesir'de Karesi oğulları, Manisa'da Saruhan oğulları, Muğla'da Menteşe oğulları, Denizli'de Hamit oğulları, efendim Osman oğulları, bu Bilecik, Söğüt civarında, Kütahya'da Germiyan oğulları, Kastamonu'da Candar oğulları, bu beylikler kuruluyor. Fakat bu beylikler sürekli Anadolu Selçuklu devletiyle bir alttan alta sürtüşme halinde kültürel algı bakımında. Çünkü bu beylikler, bu beyliklerin başındaki kişiler, beyler Farsça bilmiyordu. Saraylarında Farsça ve Arapça bilen katipler istihdam ediyorlar. Bu da zaman zaman sürtüşmelere yol açıyor. Hatta bazı beyler kendi saraylarında Türkçe şiir söyleyen ozanları bulundurmaya başlıyorlar. Bunlardan Germiyan oğlu Yakup Bey çok önemlidir. Tarihe geçmiş bir kişiliktir. Ve Türkçe duyarlılığı bu beylerde var. Fakat bunların hepsi Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlılar. O yüzden bu devlete bağlı oldukları için kendi yazışma dillerini, saraylarındaki yazışma dillerini tıpkı Anadolu Selçuklu Devleti'nin yazı dilinde olduğu gibi bir formata getirmek durumundalar. Dolayısıyla onlar da Farsça yazışma geleneğini kabul ettiler. Bu ne zaman kırıldı? Bunun bir kırılma noktası var. 1243 yılında Moğollar Köse Dağı Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'ne son verdiler. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin esasen yıkılışı 1308'dir. Fakat 1243'ten sonra Anadolu Selçuklu Devleti çok güçlü bir devlet olmaktan çıkıyor. Daha zayıf, Moğolların hakimiyetinde sembolik bir devlet haline geliyor. İşte Moğollar Anadolu'ya girince ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin hakimiyetine son verince buradaki beylikler kendi kültürel özelliklerini de ilan etmeye başlıyor. Yani Moğolların Anadolu'yu işgal etmesi bizim siyasi ve askeri tarihimiz bakımından bir felakettir. Fakat kültürel olarak artı bir değer çıkıyor ortaya. Bu Batı Anadolu'daki beylikler Selçuklu hakimiyetinden kurtulunca bu kez kendileri kendi saraylarında kendi ana dilleriyle yazışma geleneğini başlatıyorlar. Bunların içinde biliyoruz herkesin malumu 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277 Konya'ya girdiğinde bir ferman okutur. Bu ferman ne derece etkili olmuştur? İşte bundan sonra Türkçeden başka dil konuşulmayacaktır şeklinde ferman biliyorsunuz. Ne derece etkili olmuş onu bilmiyoruz. Fakat bu Anadolu beylerinin dile verdikleri siyasi destek bakımından fevkalade önemli bir süreçtir. Bundan sonra artık beyler kendi saraylarında, kendi saray çevrelerinde yavaş yavaş Türkçeyi ön plana çıkarmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Moğolların siyasi ve askeri bakımdan Anadolu'ya büyük zararları vardır. Fakat kültürel olarak bir Türkçe lehine netice çıkmıştır. Ben bunu bir yazımda belirtmiştim. 3 trajedi bir dil diye. Bu trajedilerden birisi işte bu Moğol trajedisi, fakat bundan da Türkçe güçlenerek çıkacaktır. Evet. Hocam, Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe fermanıyla söz ettiniz. Bu çok önemli ve Türkçenin devlet dili olmasının başlangıcını oluşturan bir gelişme. Şurada bir yoruma ihtiyaç hissediyoruz hocam. Yani bu ferman gerekçesi ne olabilir hocam? Yani belki tarihi bir kanıt gösterilemez ama bir yoruma açık bir
konu gibi geliyor bana. Ne olmuş olabilir hocam? Yani sarayda, Selçuklu Sarayı'nda Farsça devlet diliyken bir anda Karamanoğlu Mehmet Bey çıkıyor ve o beylikte diyor ki Türkçe'den başka dil konuşulmayacak. Yani bu kadar yakın dönemde böylesi keskin bir farklılığın nedeni ne olabilir hocam? Şimdi esasen arka planda bir birikim var. Beyler her zaman başka bir dilin konuşulmasından, başka bir dille yazı yazılmasından rahatsızlık hissediyorlar. Fakat Anadolu Selçuklu Devleti bürokratik olarak bu Farsça geleneğine bağlı olduğu için bunun karşısında bir ses çıkarılamıyor. Beyler, Anadolu beyleri baştan beri aslında Türkçecidir. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti döneminde de Türkçeyi öncelemişlerdir bunlar. Kendi saraylarında küçük küçük Türkçe metinler yazdırmaya başlıyorlar. Mesela ilk Kur'an'ın ilk surelerini Türkçe'ye çeviriyorlar. Belli başlı sureleri, Fatiha suresini, Yasin suresini beyler Türkçe'ye çevirtiyorlar kendi saraylarında. Yani bu Karamanoğlu Mehmet Bey'in Konya'ya girdiğinde yayınladığı ferman aslında bir şeyin başlangıcı değil, sonucu. O güne kadar biriken Farsça'ya karşı tepkinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Çünkü artık Anadolu Selçuklu'nun hakimiyeti bitmiş. Beyler kendi bölgelerinde kısmi özellikler elde etmişler ve o özelliklerin bir sonucu olarak bu fermanı yayınlıyor. Dolayısıyla bu birden ortaya çıkan bir şey değil. Bir birikimin sonucu ortaya çıkmış. Çünkü bu beyler ta Asya'dan itibaren, Otrar'dan itibaren, Kazakistan'dan, göçten itibaren Türkmen beyleridir. Ve bunlar muhtemelen de Türkçeden başka bir dil bilmiyor. Kendi dillerini biliyor. Düşününüz, bir sarayınız var, o sarayın hükümdarısınız. Yazışmaların dili kendi dilinizin dışında başka bir dille yapılıyor. Dil biliyorsunuz hakimiyet sembollerinden biridir. O zaman hakimiyet sembolü dil, işte para bastırmak, işte hutbe okutmak şeklinde oluyor. O bakımdan bu beyler başlangıçtan itibaren Orta Asya'daki göçten itibaren Türkçe konuşuyorlar, Türkçe iletişim kuruyorlar. Fakat Anadolu'ya geldiklerinde de Anadolu Selçuklu Devleti'nin bürokratik sistematiğine uymak durumunda kalıyor. İçten içe de ona karşı tepkileri var. İşte bu tepkinin bir sonucu olarak 1277'de bu fermanı yayımlar Karamanoğlu Mehmet Bey. Hocam tabii bunun Karamanoğlu Beyliği açısından durum bu şekilde. Peki diğer Türkmen beyliklerinde nasıl durum? Onlarla ilgili elimizde bilgiler var mı? Evet, onlarla da ilgili bilgiler var. Tabii bu beylerin dile destek vermesi bakımından birinci madde. Ben 5 maddede bunu Türkçenin Anadolu'da yazı dili olma sürecini 5 ayrı maddede incelerim. Bu birincisi, beyler siyasi bir destek veriyorlar. Karamanoğlu Mehmet Bey'in simgesel, sembolik bir desteği var. Sembolik derken yani bunun etkili olup olmadığını biz ölçemiyoruz, test edemiyoruz. Öbür beyliklerde nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Fakat sizin sorunuza gelirsek, diğer beyliklerde de 1243'ten sonra, yani Kösedağ Savaşı'ndan sonra bu beyliklerde de yavaş yavaş Türkçecilik hareketleri başlıyor. Bu beyler, Anadolu beyleri, Batı Anadolu beyleri kendi saraylarındaki şairlere, yazarlara Türkçe metinler yazdırıyorlar. Türkçe kitaplar çevirtiyorlar. Bu Farsçadan, Arapçadan önemli klasikler var. Arapçadan dini kitaplar çevriliyor. İşte küçük sureler. Daha sonra Kur'an'ın tam tercümesi yapılır. Candaroğulları Beyliği'nde, Kastamonu'da. Diğer beyliklerde de böyle
Küçük nasihat kitapları vardır eski. Ahmediye, Muhammediye, Kabusname diye bir kitap vardı. Böyle Doğu'nun bilgece öykülerini içeren kitaplar vardır. Gülistan tercümesi vardır. Bu Farsların büyük şairi Sadi'nin Gülistan'ı var. Onlar tercüme ediliyor. Yani beyler kendi saray çevrelerinde artık Türkçe metinlerin oluşmasına zemin hazırlıyorlar ve buna ön ayak oluyorlar. İşte ilk divan şairleri, hoca dehhaniler falan, Ahmediler bu dönemde yetişiyor. Bu dönemde özellikle bu beylikler içerisinde Germiyan oğulları beyliğinin hakkını teslim etmek gerekiyor. Çünkü Germiyan oğulları beyliği Anadolu beylikleri içerisinde en zengin beyliktir. Maden ticareti yapıyorlar ve buradan elde ettikleri bir gelirle büyük bir servet elde etmişler. Kendi saraylarında birçok şaire istihdam sağlıyorlar. Şairleri barındırıyorlar. Onları koruyorlar. Onlardan bu tür kitaplar yazmalarını söylüyorlar. Bundan sonra Germiyan Oğullar Beyliği'nden sonra da Osman Oğullar Beyliği'nde de büyük bir Türkçecilik şuuru vardır. Zaten birbirine yakın olduğu için şairler Kütahya'dan Bilecik'e, İznik'e, Bursa'ya gidip geliyorlar. Sürekli bir kültürel iletişim var. Diğer beyliklerde de tek tük küçük tercümeler var ama bu iki beyliği göz önünde bulundurmamız lazım. Bunların Türkçecilik hareketlerinin gelişmesinde çok büyük hizmetleri olmuştur. Evet hocam, sözünü ettiğiniz gibi o dönemde Türkçe ile din metinleri yazılıyor. Kur'an tercümeleri yapılıyor. Sureler parça parça halde Türkçe'ye çevriliyor. Bunun da tabii ki bir sosyolojik etkisinin olacağını düşünüyorum. Yani dini metinlerin Türkçe ile buluşması Türkçe'ye nasıl bir katkı sağlamıştır sosyolojik açıdan? Bu çok önemli bir soru Berkant Bey. Teşekkür ediyorum. Türkçenin Anadolu'da bir yazılı dil olması, bir kültür dili olması, bir devlet dili olması, bürokrasi dili olmasında birçok faktör vardır. Fakat bunların içerisinde tasavvuf hareketleri çok önemli. Biliyoruz 13. yüzyıl Anadolu'da bir taraftan Moğol baskısı, bir taraftan da Haçlı baskısı var. Doğudan Moğollar, batıdan Haçlılar Anadolu üzerinde büyük bir baskı oluşturuyorlar. Anadolu ekonomik olarak, siyasi olarak büyük güç kaybetmiş, talan edilmiş Anadolu. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmış, zayıflamış. İnsanlar tamamen buhran içinde, kaos içerisinde. Bu çağda işte 13. yüzyılda tasavvuf hareketleri çok gelişiyor. Tasavvuf hareketlerinin niteliği o çağda halka yönelik hareketler olmaz. Halk tamamen bu halk hareketlerine yöneliyor. Halk hareketi olan tasavvuf hareketleri de halkı kendi yanına çekmek istiyor. O zaman halka kendi duygularını, düşüncelerini, din anlayışlarını, bu tasavvuf erenlerinin anlatmaları için arada bir iletişim dili gerekiyor. Bu dil Farsça olamazdı. Çünkü halk Farsça bilmiyor. Bu dil Arapça olamazdı. Çünkü halk Arapça bilmiyor. O zaman bu dil Türkçe olacaktı. İşte bu yükselen tasavvuf hareketlerinin halkla diyalog kurma, iletişim kurma vasıtası Türkçe olmuştu. Bu o kadar önemlidir ki Orta Çağ'da biliyoruz din çağı, dinler çok başat unsurlar. Dinlerin dilleri de kutsal diller. Mesela o dönemde Arapça bir kutsal dildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in indiği dil, yazıldığı dil.
Eğer bir dil saygın hale gelmek istiyorsa o zaman o dille dini metinlerin yazılması gerekiyor. Edebi metinler elbette yazılmıştır. Fakat dini metinlerin oluşturulması halkta büyük bir psikolojik etki yapmıştır. Bunların içerisinde Yunus Emre'yi çok önemli bir yere koyuyorum ben. Hatta Anadolu'da Türkçenin kurucusu olarak niteliyorum ben Yunus Emre'yi. Yunus Emre ilahiler 13. yüzyıl halkının diliyle söylenmiş. Sade, yalın, halkın anlayabileceği bir Türkçe ile. O kadar yalın, o kadar Türkçe ki 700 yıl sonra bile biz bugün Yunus Emre'nin ilahilerini söz olmaksızın anlayabiliyoruz. O kadar sade. İşte Yunus şiirlerini, ilahilerini Türkçe söyleyince halkta Türkçe şiir söylemeye karşı bir meyil, bir eğilim beliriyor. Ve Yunus Emre'nin takipçisi ve taklitçileri var. O şairler de Yunus gibi şiirler söylüyorlar. İlahiler söylüyorlar. Bu kez Türkçe ile ilahiler söylenince adeta Arapça gibi bir konuma erişiyor. Orta çağda Anadolu'da ikinci bir din dili olarak ortaya çıkıyor Türkçe. Arapçanın yanında Türkçe ile de dini şiirler söyleniyor. Bunların içerisinde mesela Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i vardı. Bu da çok önemliydi. Mevlid Türkçe bir metindir. Peygamberimizin hayatını anlatıyor değil mi? Onu halk dini törenlerde okuyor. Hatta bestelenmiş daha sonra. Camide, evet. Yani evlerinde okuyorlar. Camide Kur'an'la birlikte okunan bir metin haline geliyor. Dolayısıyla Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i, Yunus Emre'nin ilahileri camiye giriyor. Çok enteresan. Bir dilin orta çağda camiye girmesi o dönemde o dilin itibarlı dil, saygın dil, seçkin dil olma hüviyetini kazanması anlamına geliyor. Dolayısıyla Yunus Emre Türkçenin elinden tutmuş camiye sokmuş. Camiye giren dil de artık itibarı, saygınlığı ve seçkinliği tasdik bir dil. Bu bakımdan diğer faktörlerin yanında dini metinlerin oluşturulması, Yunus Emre gibi, Süleyman Çelebi gibi o çağda yaşamış tasavvuf erenlerinin dini metinler söylemesi, Türkçenin halk nezdinde artık bir köylülerin, göçebelerin dili olmaktan çıkıp saygın, şehirli bir dil olması anlamına geliyor. Bu çok önemli. Evet. Hocam aşağı yukarı aynı yıllara denk gelen Aşık Paşa'nın feryadınınla karşılaşıyoruz. Yani Türk diline kimse bakmaz idi. Türklere herkes gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri. İnce yolu ol ulu menzilleri diye. Peki Aşık Paşa'nın bu feryadı neye karşıydı hocam? Madem burada bu kadar geniş bir Türkçe akımı var, Türkçe'ye ilgi var, yönelim var. Aşık Paşa kime feryat ediyor, isyan ediyor? Evet, Aşık Paşa'nın ve Aşık Paşa gibi başka şairler, yazarlar da var isyan ediyorlar. İşte onların isyanı Anadolu Selçuklu Devleti zamanındaki dil politikasına karşı isyan etmişlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Farsça yazmak, Farsça şiir söylemek, Farsça bilimsel metin oluşturmak veya Arapça metin oluşturmak itibarlıydı. O bakımdan bunlar içten içe bu halk şairleri ve dikkat ederseniz bunların hepsi bir beyliğin çevresinde yetişmiş kişilerdir. Bunlar o zamanki Anadolu Selçuklu Devleti zamanındaki Farsça'ya verilen
diğere karşı bir eleştiri sözleridir. Hepsi Farsçanın çok değer itibar edildiğini, Farsçaya karşı saygı gösterildiğini, Türk şairlerinin Farsça şiirler yazdıklarını ve Türkçeden daha önemli hale geldiğini söylüyorlar. Hatta bu sadece bizim coğrafyamızda değil, biraz daha işi açarsak Bilge Kağan zamanına kadar gider. Bu bir yaradır aslında. Berkant Bey, bir yaraya temas ettiniz. Bizim aydınlarımızın diline karşı, kendi diline karşı bir duyarsızlığı var. Orhun yazıtlarında Bilge Kağan şöyle bir olaydan bir anekdot anlatır aslında. Bir dönem Çin'de iç isyanlar çıkıyor ve Çin Hakanı, hükümdarı Kağan'ı Türklerden bir ordu istiyor isyanı bastırmak için. Bir Türk ordusu Ötüken'den Çin'in sınır kentlerine, garnizonlarına gönderiliyor ve o isyan bastırılıyor. Fakat o ordu 2 sene boyunca Çin sınırındaki garnizonlarda kalıyor. O orduya mensup olan kişiler, askerler Ötüken'e döndüklerinde Berkant Bey isimlerini değiştirmişler. Çinli isimler almışlar. Bakınız 2 sene içerisinde. Bilge Kağan diyor ki biz onları oraya gönderdik. 2 sene içinde isimlerini unuttular. Türkçe isimlerini, Çinli isimleri aldılar. Çince isimler verdiler kendilerine diye sitem ediyor bunlara. Bakınız beyler bunlar. Halk değil, Karabudun değil. Beyler, tiginler. Alişir Nevai'ye geliyoruz. Alişir Nevai diyor ki bugün diyor bizim ülkemizde diyor Türk şairlerinin %90'ı Farsça yazıyor. Mecalisün Nefais adlı bir eseri var, meşhur eseri. Orada yakınıyor. Oysa diyor Türkçenin derinliklerini bunlar bilseler diyor, güzelliklerini Farsça yazmazlar. Daha sonra onun üzerine bir isyan kitabı olan Muhakemetül Lugateyn'i yayınlar. Adam 59 yaşında, ölümünden 2 yıl önce Nevai Muhakemetül Lugateyn'i yazma gereği duyuyor. Türkçe ile Farsçayı karşılaştırıyor. Anadolu'ya geldiğimizde işte bu Selçuklu döneminde de aydınlar arasında Farsçaya, Arapçaya karşı büyük bir eğilim var. Başka şairler var. Mesela Zati diye daha sonra yaşamış bir divan şairi. O da şöyle yakınır. Biraz komik bir beyittir. Türk'ün iti şehre inince Farsça ürür diyor. Yani Farsça konuşmak bir itibar sembolü diyor. İşte bunu o zaman bu duyguyu Yunus Emre'nin şiirleriyle yıkmışlar. Yıkılmış o zaman. Ama Aşık Paşa'nın o feryadı, başka şairlerin de aynı şekilde feryatları var. Anadolu Selçuklu Devleti zamanındaki bu Farsçanın hakimiyetine karşı bir protesto şiirleri olarak değerlendirmek gerekiyor. Evet. Hocam, akabinde Yunus Emre bir akım başlattı dediniz. Yani bir yol açtı ve Yunus Emre'nin taklitçileri ve bu yolun izleyenleri olduğunu ifade ettiniz. Kuşkusuz bir sürede bu şekilde gittiğini biz de biliyoruz. Hocam, şurada daha sonrasında divan edebiyatı dediğimiz dönem başlıyor ve ağır bir dil ile başlayan bir edebi döneme giriyoruz. Burada işte Arapça ve Farsça'nın hakimiyetinin daha fazla olduğu, bugün okusak anlayamayacağımız metinler. Tabii daha önce Yunus Emre'yi bugün çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Böyle bir döneme giriliyor. Bu dönemde Yunus Emre'nin açtığı o yoldan gidenler var mı? Ve böyle bir döneme niçin girildi? Bu konuyu da konuşmak isterim hocam sizinle. Buyurun. Evet, bu da önemli bir konu.
konuşmamız gerekiyor. Çünkü Türkçenin 1000 yılında arada böyle türbülanslar var, hava boşlukları. Onları konuşmamız gerekiyor. Şöyle Yunus Emre ve döneminden sonra biliyoruz Osmanlı İmparatorluğu resmi dil olarak Türkçeyi kabul etmiştir. Bu önemli bir kazanımdır. İran'daki kurulan Selçuklu Devleti Farsçayı resmi dil olarak kabul ediyor. Ama Anadolu'da kurulan Osmanlı Devleti Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmiştir. Fakat Osmanlı Devleti'nin kurumsallaşma, bir imparatorluk sürecine girme döneminde, yani bu 1453'tür. Yani İstanbul'un fethedilmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu artık Roma'nın yerine geçiyor ve büyük bir bölge devleti oluyor. Daha sonra da büyüyecek imparatorluk olacak. İşte 1453'ten sonra İstanbul'da medreselerin kurulması, medreselerde çeşitli Arapça, Farsça derslerin okutulması, Arapça ve Farsça şiirin taklit edilmesiyle birlikte medresede yeni bir aydın zümresi ortaya çıkıyor. Bu aydın zümresi Yunus Emre döneminde başlatılan Arı, Duru, Sade Türkçe'nin dışında Arapça, Farsça tamlamalardan oluşan ağır bir şiir dilini devralıyor. Bazıları bu dilin efendim sentaksının Türkçe olduğunu, dolayısıyla bunun da Türkçe olduğunu savunurlar ama 16. yüzyılda, 17. yüzyılda Türkçe bu Farsça ve Arapça kelime ve tamlamalarla adeta boğulmuştur. Şimdi biz bir öğrencimize, üniversitedeki Türkoloji öğrencisine Yunus Emre'nin şiirini veriyoruz, sözlüksüz anlıyor. Ama bir Baki'nin, efendim o dönemde yaşamış başka bir şairin, Naili'nin, Neşati'nin şiirlerini verdiğinizde bu çocuklar sözlük kullanıyor. Elbette kullanıyorlar çünkü ağır tamlamalar var bir şiir dili. Nesir'de de aynı münşiler var. İnşa denen bir nesir sanatı var. Güzel nesir yazmak, kafiyeli nesir yazmak, Arapça ve Farsça kelimelerle dili daha süslü hale getirerek nesir yapma işine inşa deniyor. Bunu yazanlara da münşi diyorlar. Öyle ki Arapça ve Farsça sözlüklerde o dillerin kendi halkının bile bilmediği kelimeleri alarak metinlerine yerleştiriyor. Böylece Türkçe İstanbul merkezli bir yüksek zümre edebiyatının çerçevesinde divan edebiyatı dediğimiz bir alana giriyor ve bu divan edebiyatı dediğimiz dil de 16. yüzyıldan 18. 19. yüzyıla kadar 2 asır, 3 asır boyunca böyle ağır, süslü tamlamalar ve manzumlardan oluşuyor. Fakat bir diğer kol var. Yunus Emre geleneği aslında devam ediyor. Halk edebiyatı var. Şairler var. Onlar cönkler yazıyorlar. Tasavvufi halk edebiyatı var. Tekke edebiyatı. Bunlar yine Yunus Emre'nin sade şiir geleneğini devam ettiriyorlar. Fakat bunların merkezi Anadolu. Diğer divan şiirinin merkezi ise İstanbul. İstanbul ülkenin başkenti olduğu için divan edebiyatı başat edebiyat olarak temsil ediliyor. Ve Osmanlı denince aklımıza bu anlamda divan edebiyatı geliyor. Oysa Karacaoğlan da bir Osmanlı şairidir. Kaygısız Abdal da bir Osmanlı şairidir. Seyrani de bir Osmanlı şairidir. Pir Sultan Abdal da Osmanlı şairidir. Dolayısıyla bunlar da başka bir damardan gelenek devam ediyor. Halk kendi arasında yine Türkçe konuşuyor. Türkçe şiirler söylüyor. Bu halk edebiyatı damarı o kadar ki kırsalda, köylerde, ovalarda, obalarda bu gelenek
güçlenerek devam etmiştir. O bakımdan yani biz edebiyatı, Osmanlı dönemi edebiyatının dilini tek bir merkezden, divan edebiyatı merkezinden görme yanılgısına düşüyoruz. Osmanlı döneminde bir tarafta yüksek zümre edebiyatı dediğimiz bu divan edebiyatı var ama bir tarafta da canlı bir halk edebiyatı var. Bu devam etmiştir. Tabii şunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. O ağır divan şiirlerini söyleyen şairler gündelik hayatlarında bizim gibi konuşuyorlardı. Kendi evlerine gelince yine bizim gibi konuşuyorlardı. Tamlama falan kullanmıyorlardı. O bir üst dil. Dili sanat olarak kullanma yoluna gitmişler. Yani dille ben sanat yapayım. Oysa dil elbette sanat yapılabilir ama daha çok iletişim vasıtasıdır. Türkçe ile de sanat yapılabilir. Türk dili zenginleştirilebilir. Ekler eklenebilir. Yeni kavram alanları oluşturulabilir. O bakımdan biraz önce sözünü ettiğim Bilge Kağan'ın Çin'e gönderdiği ve orada adını unutan Çinli beylerin adını alan beylerin genleri Osmanlı döneminde de devam ediyor ve o şairlerimiz bu kez Farsça, Arapça şiir söylemeyi bir marifet olarak görüyorlar ve böyle bir divan şiiri geleneği de oluşuyor. Ha tabi bu şiir şunu da teslim etmek lazım. Türkçe bir şiirdir. Bunu yadsıyamayız. Yani sentaksı Türkçedir. Sade Türkçe yazanlar da olmuştur zaman zaman. Hatta daha sonra Türkiye basit akımı gelişmiş. 18. yüzyıla geldiğinde artık iyice mahallileşme akımı başlıyor. Nedim'in şiirleriyle. Şeyh Galip'te bile sade birçok beyitler vardır Türkçe. De bir moda oluyor Lale Devri'nden sonra Türkçecilik, mahallileşme. Dolayısıyla bizim edebiyatımızın içinde bir süreçtir divan edebiyatı. Fakat dediğim gibi Türkçe bir türbülansa girmiştir orada. Arapça, Farsça sözcüklerle boğulmuş bir Türkçedir. Ha, sentaks Türkçedir. Onu bir şey diyemeyiz. Türkçe cümlelerle, cümle kurgusuyla yapılmış ama kelimeler ve tamlamalar adam akıllı anlaşılmaz hale getirmiştir. Hocam edebi alanda bu şekilde durum. Ancak devlet tarafından Türkçe nasıl görünüyor o dönemde Osmanlı Devleti tarafından? Evet. Tabii devlet dili, bürokrasi dili çok farklı. Devletin bürokrasi dili daha sade. Mesela bunu fermanlarda görürüz. Fakat bürokrasi dilinin kendine has bir ifade tarzı vardır. Dilin bir dönemdeki sadeliği veya süslülüğü, ağırlığı bürokrasi diliyle ölçülemez. Bizim de günümüzde bürokrasi dilimiz var. Bir dilekçe yazacağımız zaman kendine has üslubumuz vardır. O üslup kullanılarak yazılır. Şimdi devletin resmi yazışma dili Türkçe, fermanlara da biz bunu görüyoruz, fermanlarda var, bir takım devlet yazışmalarda var, vergi kayıtlarında var, askerlik kayıtlarında var. Birçok kayıtlar var Osmanlı'da, sağlam kayıtlar tutulmuş. Bunların dili bir divan şairinin dili gibi ağır bir dil değil. Mahkeme kayıtları var mesela, şeriye sicilleri var. O dönemde salnameler var, vilayetlerin yıllıkları. Onların dilleri daha sade. Fakat yine yer yer biz Farsça, Arapça tamlamaları görürüz. Ama bir divan şiirinin dili kadar süslü değildir. Çünkü devletin bürokrasisinde dil iletişim aracı olarak görülmüştür. Bir mesaj iletiyor. Mesela padişah ferman yayınlıyor. Diyor ki şurada şu bölgede bir cami yapılacak. Bir caminin yapılmasını süslü bir cümleyle anlatmasına gerek yok. Ama nasıl anlatacak? Diyecek ki yapıla, edile,
şeklinde emir cümleleriyle önünde de işte mekanı tasvir eden, efendim cami yapılmasının sevabından bahseden bir iki böyle dini cümleler kurur. Dolayısıyla devletin bürokrasi dili o anlamda ağır ve anlaşılmaz değil. Fakat o fermanların dili, yazım biçimi biraz farklı bir divani bir yazı var. O yazıyla yazılmış. Onların anlaşılması ve okunması biraz zor. Herkes okuyamaz. Onu devletin katipleri var. O alanda yetişmiş uzman kişiler. Onlar yazar, onlar okurlar. Hatta şifreli yazı vardır, siyakat yazısı. Bu yazıyı da ancak devletin o yetkili kişileri okuyabilir. Evet. Hocam son olarak Türkçe bilinciyle alakalı bir başlığımız daha vardı. Önceden duyurduğumuz yayınla alakalı duyuruda. Bundan bahsedip daha sonrasında konuyu baştan şöyle özet bir biçimde aktarırsak herhalde niyetimiz hasıl oldu diye düşünüyorum. Öyle umuyorum daha doğrusu. Hocam Bilge Kağan'dan Yunus Emre'ye, Yunus Emre'den Atatürk'e Türkçe bilinci dedik. Aslında yayının içerisinde Bilge Kağan kısmını verdik. Yunus Emre bölümünü aktardık. Geriye Mustafa Kemal Atatürk dönemi kalıyor. Tabii divan tarihin makaralarını sardığımızda divan edebiyatından yavaş yavaş Tanzimat'a doğru ve Türkçenin sadeleşme sürecine doğru geliyoruz. Bu süreçle birlikte daha yakın tarih olduğu için aslında daha fazla bilinen gelişmeler bunlar. Hocam bu süreçte neler oluyor? Kısaca bunları da özetleyebilirsek, bilhassa Cumhuriyet dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında ve onun siyasi müdahaleleri ve başlattığı siyasi süreçle birlikte Türkçe nasıl bir hal alıyor? Evet, bu çok önemli. İsterseniz Atatürk'ün yetiştiği ortam veya onu yetiştiren kültürel kurumlardan bahsedelim. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun dönüm noktalarından biri de biliyoruz Tanzimat Fermanı 1839'un 3 Kasım'ında yayımlanıyor. Bu Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu artık bir Avrupa devleti olacaktır ve toptan sistemini, hukuk sistemini, devlet sistemini Avrupa sistemine entegre edecek. Onunla aynileşme sürecine giriliyor. Tabi bu süreçte birlikte hemen Avrupa'daki edebiyat türleri, Avrupa'daki şiir türleri, roman türleri de bizim dilimize ve kültürümüze kazandırılmaya çalışılıyor. Mesela Tanzimat'ın en önemli sonuçlarından biri de hemen bir gazete çıkarılmasıdır. O güne kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda gazete yoktur. Gazete ne yapacak? Aydınlarla halk arasında diyalog kurma aracı olarak görülüyor. Aydınlar kendi fikirlerini, düşüncelerini, görüşlerini gazete aracılığıyla halka yayıyorlar. Biraz önce sözünü ettik. Yunus Emre kendi düşüncelerini ilahiler aracılığıyla halka yayıyor. Halk bir halk hareketidir. Aslında Tanzimat'taki gazeteler de bir halk hareketi olarak şey yapıyor. Ve bundan sonra Tanzimat aydınları 1839'da 1900'lü yılların başına kadar, meşrutiyet dönemine kadar hep dil konusunu tartışmışlardır. Türkçenin sadeleşmesi, Türkçenin halk dili haline gelmesi, halkın diliyle aydınların dili arasındaki kopukluğun giderilmesi ön plana çıkarılmıştır bu dönem içerisinde. İşte Atatürk de bir Osmanlı okullarında yetişmiş bir aydın olarak sürekli bu tartışmaların içinde büyümüştür. Ve tabii Osmanlı'daki dil tartışmalarının sonuç noktası Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu yeni lisan hareketiyle aslında noktalanmıştır. Yeni lisan hareket, yeni lisan makalesinde Ömer Seyfettin ölçüler koymuş. Arapça, Farsça tamlamaları kullanmayalım. Türkçeleşmiş Arapça, Farsça kelimeleri kullanalım. Eğer
Türkçe karşılığı yoksa yeni kelimeler üretelim, Türk lehçelerinden kelimeler alalım ve halkın diliyle aydınların dilini birbirine yaklaştıralım diye çok basit birkaç maddede bu tartışmalara son vermiştik. O bakımdan yeni yüzyılı yani 1900'lü yılların dil hareketinde yeni lisan makalesi çok önemlidir. İşte Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra bu tartışmaların içinde büyümüş bir aydın bilinciyle 1928'de alfabe devrimi yaptı. Bu çok önemli bizim tarihimizde. Çünkü her ne kadar bugün konuşuluyorsa da bu Arap alfabesiyle ilgili. Arap alfabesi evet bizim 1000 yıl kullandığımız birçok kültürel eserlerimizin yazılmış olduğu bir alfabedir. Fakat fonetik olarak Arap alfabesi Türkçenin ses imkanlarını karşılayan bir alfabe değil. Hatta bunu ilk Osmanlı aydınları, hatta çok daha önce Babür Şah tespit ediyor ve Hattı Baburi diye bir alfabe geliştirmiş. Arap alfabesinde ünlüler eksik. Türkçe'de 8 tane ünlü var. Bunları yazalım diyor. Osmanlı döneminde de birçok aydın bu şeye girişiyor. Alfabe değiştirilmesi işine. Ve bu görüş olgunlaşmış. Osmanlı döneminde çok tartışılmış. Ve 1928'de bugünkü alfabemiz değiştiriliyor. Ve bu Atatürk dönemindeki yapılan en önemli dil hamlelerinden biridir bence. Türkçe, çünkü bizim yeni alfabemiz Türk dilinin fonetik sistemine çok uyum. Birkaç harf dışında bütün Türkçe sesleri karşılayan bir alfabe. 8 tane ünlü var. Bu çok önemli. Türkçenin tarihi döneminde 8 tane ünlüyü karşılayan hiçbir alfabemiz yok bizim. Siz işte kitabını yazdınız Türk yazısı diye. Orada değil mi Köktürkçe'de 4 tane ünlümüz var. Uygur alfabesine geliyorsunuz. Orada tıpkı Arap sisteminde olduğu gibi 1 tane ünlü var. Arapça'da 1 tane ünlüyle 5-6 sesi bir araya getirip ünlü sistematiği oluşturmaya çalışmışız. Dolayısıyla 1928'deki Atatürk'ün bu hamlesi çok önemlidir alfabe değiştirilmesi, yeni Türk alfabesi ve en önemli şey 1932'de 12 Temmuz 1932'de Atatürk Türk dilini tetkik cemiyeti kuruyor. Bu çok önemli. Türk Dil Kurumu, bugünkü Türk Dil Kurumu o zaman Türk Dilini Tetkik Cemiyeti adıyla kuruluyor. Atatürk bizzat bu toplantılara katılmış. Her kurultaya katılıyor ve dilin yeni kurulan cumhuriyetin kültür politikasında bir başat unsur olmasını istemiştir. Çankaya'daki sohbetlerin hepsinde her akşam neredeyse dil bilginlerini çağırıp onlarla Türkçenin dil konularını konuşmuş. İlk Türk Dil Kurultayı'nda da çok önemli kararlar alınıyor bu anlamda. Mesela Türkçenin bütün tarihi metinlerinin yeniden basılması, bu Orgun yazıtları, Mutat Güylik, Divan Lügat-ı Türk, Atebetül Hakay. O zamanlar bu metinler basılıyor. Daha sonra halk ağzından, bugün Anadolu'da halkımızın dilinde yaşayan ama yazı dilinde yok olmuş kelimelerin derlenmesi yapılıyor. 400 bin sözcük derleniyor. Bu çok önemlidir. Bizim yazı dilimizde o zamanlar 30 bin kelime var. Ama halk ağzından 400 bin kelime derlenmiştir. Dolayısıyla Atatürk yeni devleti kurarken, Atatürk sadece bir asker değil aslında, bir devlet kurucusu, bir deha. Devlet kurucusu olduğu için ekonomiyi de düşünüyor, dili de düşünüyor, kültürü de düşünüyor. Zaten hedef olarak da diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Kültür üzerine bir devlet kuruyor. Ve bu kültürün de ana unsuru Türkçe ve Türklük meseleleri çok ön plandadır. Bu dilin devletin temel kurucu unsurunun kültürü olduğu için, Türklerin kültürünü devam ettiren bir
sembol olduğu için dili çok önemsiyor. O bakımdan Türk diline çok büyük önem veriliyor. Ve Türk Dil Kurumu kuruluyor. Daha sonra işte Tarih Kurumu kuruluyor. Atatürk kendi özel şeylerini, mallarını bu kurumlara bırakıyor. Vasiyetinde bu var. Dolayısıyla Atatürk dönemi Türk dilinin tarihi döneminde en aydınlık dönemlerden biridir. Çünkü hem Türkçenin bilim dili, sanat dili olmasını sağlıyor, hem devlet dili olmasını sağlıyor, hem de Türkçe'ye milli bir kimlik kazandırıyor. Artık o bizim bir övüncümüz haline geliyor dilimiz. Dilimizin etrafında bir toplum oluşturuyoruz biz Cumhuriyet döneminde, değil mi? Türk evet. demek dil demektir. Türk demek Türkçe demek. O bakımdan Atatürk dönemi Türkçenin her bakımdan geliştirilmesi bakımından çok önemli bir süreç olmuştur. Tabi Atatürk bu tarihi mirasın hepsini biliyor. Atatürk'ün okuduğu kitaplara biz bugün Anıtkabir'e gidip bakarsak 3994 kitap okumuştur. Cephede okuduğu kitaplara bakıyoruz. Orhun abideleri ile ilgili Fransızca kitapları, Dede Korkut ile ilgili kitaplar okuyor. Dolayısıyla Atatürk'ün ya askerliği yanından, devlet adamlığı yanında, siyasetçiliği yanında bir de Türkolojiye karşı, Türk diline, Türk kültürüne karşı özel bir ilgisi var. Bu bakımdan işte geometri kitabını yazıyor değil mi? Bugünkü geometri terimlerimizin birçoğu Atatürk'ün kendi bulduğu sözcüklerdir. Üçgen, dörtgen gibi kelimeler. O bakımdan o dönem aydınlık bir dönem. Fakat Atatürk tarihteki bu mirası reddederek değil, hepsini sahiplenerek, bunları bilerek, bilinçli halde bunların tümünü Türklüğün bir bütün olarak, Türkçenin bütün olarak varlığını biliyor. O bakımdan Orhun abidelerinden hatta Yakutça, bugün saha Türkçesinin en büyük sözlüğü var. Parskerski'nin sözlüğü Atatürk konuşuyor o zaman. Ta Yakutlar. O zaman Yakutistan dünyanın çok uzak bir bölgesindeydi. Bugün kolaylıkla gidip gelinebiliyor ama o zamanlar Sibirya'nın kuzeydoğusundaki arkaik bir Türk halkının sözlüğünü çevirtmiş. Bu çok önemli. O bakımdan bu İlge Kağan'dan Yunus Emre'ye, Yunus Emre'de bunlar semboldür tabii. Bunların arasında da birçok anılması gereken aydınlarımız var. Alişir Nevai var, Kaşgarlı Mahmut var, Yusuf Asaçık var, Yunus Emre var, Aşık Paşa var. Bunların hepsi Türkçenin önemli şahsiyetler. Ama Atatürk bütün bu birikimi devlet dili yaparak, bilim dili yaparak Türkçeyi taçlandırmıştır. O bakımdan çok önemlidir. Şöyle bir yayını özetleyecek olursak, ben birkaç maddeyle, daha genel başlıklarla özetlemeye çalışacağım. Bugün bu yayında ne konuştuk? Türkçenin Asya'dan Anadolu'ya geliş süreci ve yaşadığı tarihi vakalar. Oğuz Türkçesinin ve Türkiye Türkçesinin oluşum sürecinden söz ettik. Ve bu sürece tarihi, siyasi, dini, sosyolojik gelişmelerin etkisini dile getirdiniz. Türkçenin devlet dili haline dönüşmesi, Oğuz Türkçesinin yazı diline dönüşmesi ve son olarak dünden bugüne Türkçe bilincini kısa öz bir şekilde aktarmaya çalıştık. Hocam, sizden de böyle son sözlerinizi, değerlendirmenizi alırken bir 5 maddelik konudan bahsetmiştiniz. Onu da bir tekrar etmenizi rica edeceğim. Çünkü biz bunları program içerisine yaydık. 5 tane maddelemenizi, yani tasnifinizi. Bunu peşi sıra o 5 maddeyi tekrar sıralayıp son sözlerinizi almak istiyorum hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Konuşmamızda da zaten ayrıntılı olarak verdik. Fakat ben Anadolu'da Türkçenin yazı dili olması evresini
5 ayrı etkene bağlıyor. Bu etkenleri sıralayalım tekrar. Birincisi, Anadolu'da 13. yüzyılda Anadolu beylerinin Türkçe'ye siyasi destek vermeleri. Bunun sembol ismi Karamanoğlu Mehmet Bey'di. Bu meşhur fermanını yayınlıyor. Bu birinci madde. İkinci maddemiz, beylerin kendi saraylarının çevresinde kendi saraylarında Türkçe yazan şair ve yazarları istihdam etmeleri, onları korumaları, onları teşvik etmeleri, bunu sembol sarayda Osmanlı Sarayı ve Germiyanoğulları Sarayı'dır. Üçüncü etken, tasavvuf hareketleri. Türkçenin Anadolu'da yazı dili olmasında tasavvuf hareketlerinin çok önemli bir yeri var. Çünkü tasavvuf hareketleriyle birlikte dil halka yayılıyor ve halkın gözünde Türkçe artık sokakta konuşulan köylülerin, göçerlerin, göçebelerin bir dili olmaktan çıkıyor. Onun yerine aydınların, şehirlilerin, tasavvuf erenlerinin konuştuğu bir dil olarak ortaya çıkıyor ve saygınlık kazanıyor. Bu üçüncü madde. Bunun tabii sembol ismi Yunus Emre, Süleyman Çelebi o dönemde. Başka tasavvuf ozanlarımız da var. Dördüncüsü, Osmanlı Devleti'nin Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmesi de önemli bir faktördü. 1299'da kurulduğunda artık Osmanlı Devleti'nin resmi dili Türkçedir. Bu önemli bir şey. Çünkü artık devlet kurulduktan sonra bütün yazışmalar Türkçe üzerinden yürüyor. Beşinci maddede bürokrasi dilinin Türkçeleştirilmesi. Özellikle 1453'ten sonra Osmanlı Devleti'ndeki bürokrasi dili, eğitim dilinin Türkçe olması önemlidir. Yani bir dilin bürokraside kullanılıyor olması, bir dilin devlet tarafından sahiplenilmesi çok önemlidir. Alman bir filozof diyor ki, dil arkasında devletin olduğu ağızdır. Yani bir ağız aslında, diyalekt. Fakat eğer ona devlet sahip çıkarsa o yazı dili oluyor. Şimdi Osmanlı Devleti de Türkçe'ye sahip çıkarak, Türkçe'yi devlet dili yaparak onu yazılı kültür dili haline getirir. Arkasında bir siyasi erk var. Bu siyasi erk olduğu için de önemlidir. O bakımdan ben bu beş maddeyi önemsiyorum ve bu beş etken, bu beş faktör Türkçenin Anadolu'da yazı dili olmasında etkili olmuştur. Ve bunların sayesinde Türkçe 13. yüzyıldan itibaren yazılı hale geliyor. Evet, hocam yayındaki bu görüşleriniz ve bu tasnifiniz bizim için çok önemli. Özellikle bu tasnifi de belli başlı semboller, isimlere dönüştürmüş olmanızda konunun kafamızda somutlaşması bakımından çok önemli bir durum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın gerçekleştiğini düşünüyorum. Tabii ki izleyecek olanların bu anlamdaki görüşleri daha önemli. Ben başta size ve yayın boyunca bizi yalnız bırakmayan izleyicilere ve daha sonrasında bu yayını izleyecek olan diğer izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında buluşmak dileğiyle diyorum. Esen kalın diyorum. Hocam sizden de son cümlelerinizi alalım ve yayını noktalayalım. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Berkan Bey. Bu Kök Bilik kanalı gerçekten Türkolojiyle ilgili önemli konuları dile getiriyor. Bizlere bir platform olarak imkan sunuyor. O bakımdan ben çok teşekkür ediyorum. Dilimizin, kültürümüzün, duyarlılığının oluşması ve bu kanallarda çoklu medya var şimdi biliyoruz. İnsanlar bu gibi konuları her zaman izleyebiliyorlar. Sizin de bu anlamda arşiviniz gittikçe güçleniyor.
Ben onun için seviniyorum ve bu anlamda bir katkı sunabildiysek çok mutluluk duyuyorum. Sizlerin bu işlerle uğraşması arkadaşlarımızın ayrıca beni mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizi dinleyen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, meslektaşlarımıza da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, hoşça kalın.